sevgiyle falan nereye kadar o da tartışılır tabii. Ya maksat kafaların anlaşması. Ha geçen gün Kubilay da aradı. Ona da öyle dedim. Kubilay dedim, biz anlaşamadık dedim. Kubilay mı aradı? Nasıl arıyormuş seni o ya? Ay Volkan, Volkan. Hemen ayıya bağlamayalım kendimizi lütfen ya. Sakin falan ya lütfen. Aa. Sonuçta bir yaşanmışlık var her şeyden önce aramızda bizim. Ya şu anda biz arkadaşız ama ne olursa olsun aynı çevrenin insanlarıyız. Ha bugün babalarımız halen görüşür bizim yani. Vallahi ben onu bunu bilmem. Biz o arkadaşı dövdük yine döveriz. Ay 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 ay. Nişantaşı'nın göbeğinde senin bu medeniyetsizlik halini gerçekten anlayamıyorum Volkan. Ay ne oluyor sana ya? Çocuk canti bir çocuk sonuçta. Cantiymiş. Nasıl oluyormuş canti? Bak şimdi. Babamın inşaat yatırımlarını tebrik ediyor. Benim halimi, hatırımı soruyor. Ya her şey nezaket bazında. Vallahi Selim, ben alırım onun nezaketine uygun bir şekilde yani. Aa, Kubilay! Ne? Ay bir laf var ya, öyle insanın iyisiyle lafısı şey... Vay canına. Dünya ne kadar küçük öyle değil mi? Ne yapıyorsun kız sen buralarda? Hokkabaz seni. İnanmıyorum. Naber? Volkan. Naber Kubilay? Bu ne sürpriz böyle ya? Ha? Yoksa sürpriz değil de böyle daha önceden ayarladığınız bir şey mi diye insanın aklına geliyor yani. Et yer misin? Teşekkür ederim Volkan. İnanılmaz değil mi? Aslında ben de olsam ben de inanmam. Canım, bana bir sandalye getir. Hemen. Tabii Kubilay Bey, hemen. Volkan var ya, her yerde tanırlar bunu. Gerçekten bak her yerde garip bir çocuk bu böyle. Volkan? Nasıl gidiyor senin şu uzak doğu dövüş sanatları zamazın gözü bakalım? İyi işte, fırsat buldukça deniyoruz birilerinin üzerinde Kubilay. Aferin. Selin'cim. Bayramda sizinkileri aradım. Söylediler mi? Ay canım, canım biliyorum söylediler. Ya böyle çiçek çikolata olayına falan da girmişsin. Ay nezaket kumkumam benim. Ah canım, şarabım bitmiş. Kimse fark etmedi mi? Ne komik. Laf aramızda. O arkadaş biraz kroydu ya. Ne bir araba kapısı açmayı bilir, ne bir manto tutmayı. Ayıydı resmen ya. Ayı. Özlem ona iyi dayandı. Ay ne güldüm sana anlatamam. Allah da seni güldürsün ya Kubicim ya. Muhteşemsin. Ay ne güzel değil mi? Hala iki medeni dost gibi görüşebiliyoruz. Ya süper ötesi mükemmel bir şey bu. Bu ne kız? Pelin'in mi bu? Benim. Ne oldu? Saadettin amca para musluklarını kıstı mı yoksa? Ne soytarı şey kız bu böyle? Neyi var ya? Mücevher işte. Aa, Selin ne taksa ne giyse yakışır. O ayrı. Ama pırlantasız bir şey takmaz ki bu. Ben bunu çok iyi bilirim. Kendisi pırlantaya. Hep pırlanta takar. Pırlantası var Kubi bak. Ben göremiyorum ama sözüne güveniyorum. çok affedersiniz. Volkan'ın hediyesi miydi bu? Pot mu kırdım yoksa? Kırdın. Bütün potları kırdın. Önemli değil de yani geldin böyle vıdı vıdı konuşuyorsun. Burada bir yemek yiyoruz ya. Ayıp denen bir şey var. Dostluk falan bir yere kadar ya. Volkan çok ayıp. Kusura bakmayın çocuklar. Eski dostları görünce. Prenses. Konuşuruz. Volkan, çok şanslı adamsın. Hem de çok. Anladık, naş naş. Volkan, ya ayıp denen bir şey var. Ne yapıyorsun ya?
Ne ayıbı ya? Esas onun yaptığı ayıp. Geldi burada bıdı 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 bıdı. Bir muhabbet yapıyoruz değil mi? Çöreklendi herif. Öpmeler möpmeler bir şeyler. Volkan, Volkan. Ay çüş falan oluyorum sana ya. Ayıp ya, ayıp ya. Rezil ediyorsun beni. Ya biraz ince olmak lazım. Herkese hav 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 hav. Nereye kadar? Ne öyle hav 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 ya? Kubilay Bey gönderdi. Rahatsız ettiği için özür dilediğini söyledi. Canım, canım. Ay. Nezaket kumkumam benim. Centilmenlerin en sonuncusu. Vay be. Restoranda hanımların yemek ısmarlaması doğru değildir. Masadaki bey hanımlardan sipariş alıp garsonla muhatap olur. Ulan rezil olmuşuz biz ya. Aa, bakalım. Reverans el öpme teknikleri. Ne? Reverans el öpme selamlaşma. Ha bunu not alalım ya. Reverans bu önemli bir bölüm abi. Kubilay denen oğlum biliyor bu işleri. Tabii tak öptü kızı bak. Ulan harbiden rezil olduk ya. Ulan bu da koca kitapmış be. Of of. Sinir oluyorum of of. Volkan, şişt, bana bak oğlum dikkatini ver. 2 saat kaldı yemeğe hadi. Tamam Aslı. Dinle. Elimizden geleni yapıyoruz. Tamam. Bak okuyorum dinle not al. Erkek kadının yüklerini taşır. Çantasını taşıyacaksın kızım. Tamam anladık onu çanta taşı. Sakın kıza bırakma sen taşıyacaksın. Tamam anladık onu başka? Hı. Bak ne diyor başka? Ha, bu önemli bak. Erkek bir kadın odaya girince ayağa kalkar ve gidinceye kadar ayakta bekler. Olmaz. Ben beklemem. Dizlerim ağrı benim ya. Aa kiloluyum ben ya. Bütün gece ayakta mı bekleyeceğim? Aa karışık vallahi bu iş. Öyle diyor oğlum. Bak istersen sen vazgeç. Gerçekten bu seninle olmayacak bu iş. Uğraşıyoruz kitaplarla mitaplarla. Yol yakınken dön. Ha? Ben hayatta vazgeçmem. Tamam ne gerekiyorsa yapacağım. İyi. Devam ediyorum o zaman. Bir kadın masaya oturacağı zaman centilmen erkek sandalyesini tutar, rahat ettirinceye kadar onunla meşgul olur. Artık minder falan ne bulursan zorla rahat ettireceksin. Ettiririz, anladım bunu, tamam. Hı. Not al. Tamam, rahat ettireceğiz. Tamam. Çatalları, bıçakları sağdan sayıyorsun içe doğru, dıştan içe. Dıştan içe, tamam mı? Ne konuştuk? Doğru yemekle doğru çatal bıçak. Dur, dıştan... Dıştan içe. İçe sayacağız. Hı. Tamam. Bıçaklar sağdan sola, çatallar soldan sağa yani. Böyle karışacak dıştan içe. Dıştan içeri doğru. Hah. Tamam. Aman karıştırma bak mahvoluruz. Tamam. Heh. Ben sana yardım ediyorum burada. Bak ne diyor. İlk merhaba kadından gelmelidir. Biliyorum onu. Hah. Atlama yani öyle merhaba diye. Tamam. Merhaba tamam. Falan yapacak. Merhaba. Tamam. Merhaba. Ay bu ne ya? Ay inanmıyorum ya. Ay annemler camı açık bırakmışlar. Bütün yağmur girmiş içeri. İnanamıyorum bu sorumsuzluğa ben. Of, şimdi sileceğim burayı. Rezalet. Vallahi bunlar da şov yapıyor Aslı ya. Hayret bir şey ha. Bana bak, mutfakta da hiçbir şey yok ya. Dolap tam takır kuru bakır. Ben bir yemek listesi yaptım. Alışveriş, malışveriş hesabı. Ay 50 kere söylüyorum yani yatarken şunu kapatın diye ben böyle sorumsuzluk görmedim ya. Süt de yok değil mi dolapta? Yok şekerim açık bırakıyorlar bozuluyor tabii. Çocuk mu oyalayacağız bu yaştan sonra ya? Rezil aa. Olmuş, rezil, rezil, rezil. Olmaz, olmaz. Aa. Ay Volkan senin yüzünden bir saattir rujumu süremedim ya. Aa olur mu senin? Erkek kadının yükünü taşır hayatım. İyi akşamlar. Ne o? Bir yere mi gidiyorsun? Şey işte, karşılaşma referansını yapıyorum senin. Aa nezaketen. Anlamadım esprini ama neyse. Şişt bir dakika, bir dakika, bir dakika oturma. Aa olmaz öyle. Öyle oturulmaz. Bir dakika ben oturtturacağım seni. Gel, gel. Rahat mısın? Evet. Rahat değilsen böyle geç. Benim yerime. Minder falan bir şey de veririm arkana. Ha? Volkan rahatım rahat.
Oturmayacak mısın Volkan? İşte orası karışık biraz. Yani oturma diyordu da, oturmadan da nasıl yemek yiyeceğiz değil mi? işte şey, böyle. Volkan, senin gözün niye sürekli kapıda? Hı? Başka bir randevun falan mı var? Böyle bir fıkırdamalar, yerine oturmamalar. Yoksa bir mankenle falan mı buluşacaksın? Aa Selin, deli misin? Neler söylüyorsun? Olur mu öyle şey ya? Hayır, asla. Oturayım o zaman ben. Lütfen. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Şşt, bir dakika ya. Önce hanımlar merhaba der. Ne yapıyorsun sen? Volkan, tatsızlık çıkarmasana. Siparişlerinizi alabilir miyim lütfen? Tabii. Ben fesleğen soslu spagetti istiyorum. Hop, bir dakika ya. Bana söylesene, ben söylerim. Ay peki Volkan ya, senin için bir sakıncası yoksa fesleğen soslu makarna istiyorum. Tamam. Hanımefendi fesleğen soslu makarna istiyor. Anladım, anladım. Yalnız ben şey de istiyorum, bol bol parmesan peynir eklerseniz. Aa ki... Selin, demin söyledim ya bana söyleyeceksin diye. Bana söyle hayatım ya. Parmesan peynir mi istiyorsun bir de? Volkan, ne oluyor? Ya merak etme, bunlar ekstraya girmez. Rica ederim Selin, ekstra mekstra lafım mı olur? Onun için değil, centilmenlik olsun diye yine yani. Evet, parmesan peynirli olacak. Duydun hanımefendi. Anladım, anladım. Güzel, bana da... Bundan getir işte. Tamam. Onu da anladım. Hadi git o zaman. Volkan, benim anlayamadığım bir şey var sende. Böyle bir burnu havadalıklar, böyle bir havaya girmeler, bir acayiplikler, bir uzaklıklar. Hayırdır, ne oluyor? Vallahi Selin, ben centilmen bir insanım yani. Yani böyle umuma açık yerlerde ulu orta aşk gösterilerinde bulunamam. Yani duygularımı böyle bir kişisel şova dönüştürmek niyetinde değilim. Yani böyle canım, cicim, sevgilim gibi bir takım sıfatlarla cinaslı bir diyaloğa hiç girmem. Oldu. Ayrıca ağzımda emek varken konuşmam da. Konuşmayalım diyorsun ya. Ağız demek varken konuşulmaz. Peki, peki. Bana uyar. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra köprünün hemen altı.